Evet arkadaşlar, selamlar. Burası Gökçeada'nın ilk hapishanesi, hatta en eski hapishanesi. Ta 1960'lı yıllara falan dayanıyor arkadaşlar. Buralarda da çok fazlasıyla mahkumlar kalıyordu bir zamanlar. Ama şu anda terk edilmiş durumda. Şimdi biraz gezelim bakalım ne var ne yok içeride diye. Evet, harabe şeklinde. Ya burada yine ziyaretçiler var tabii. Şu anda boş gibi görünüyor ama başka türlü ziyaretçiler var. Şimdi birazdan göreceğiz. Evet, şu anda kapılarımız kapalı tabii. İçeri giremiyoruz. Ha, burası açık mı? Oldukça eski durumda. Evet, rutubetlenmiş odalar, yıkık dökük duvarlar. Evet, herhalde buralarda ranzalar falan vardı ama şimdi samanlarla dolu. Evet, buraları ahıra dönmüş arkadaşlar. Maalesef ahır. Ve birazdan göreceğiz diğer binada onlarda. Evet. Mart ayının ilk günleri. Hatta bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arkadaşlar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart için çok güzel bir hava var Gökçeada'da. Yaklaşık 16-17 derecelik bir hava sıcaklığı var. Evet, gördüğünüz gibi burada buranın sahipleri bunlar şu anda. İçerisi dolu bayağı. Değil mi? Bakın. Bayağı dolu. Evet, arkada ben de varım diyor. Koyunlar, keçiler. Evet, drone'umuz da uçuyor bu arada. Evet, bu videoyu da ayrıca Kenan arkadaşımla beraber çekim yapıyorum. O havadan görüntü aktarıyor. Ben yerden. Evet, keçiler, koyunlar, buradan geliyor sesleri. Bir zamanların ünlü hapishanelerinden Gökçeada. Şirinköy hapishanesi burası. Ve şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Bayağı bir kalabalık nüfus var. Evet arkadaşlar, bize selam veriyorlar. Daha önceden de burada çekim yapmıştım. Ama o zaman bu kadar çok gezmemiştim. Şimdi burada bu sefer daha detaylı bir çekim olacak. Evet, bu bölgede de horozlar, tavuklar. Onların sesleri geliyor. Yani hayvan barınağına dönmüş durumda. Eski hapishane. Burada yatan mahkumlar da bazen yazıyorlardı böyle linkin altına. Gerçekten enteresan bir durum. 60'lı 70'li yıllardan bahsediyorum arkadaşlar.
Evet, burada da mesela yol varmış, kapatmışlar sanırım. Burası da avlu olacak. Evet, yakıcı bir güneş de var bu arada. Güneşin altındayız. Ve üzerimizde bir tane kazak var ve o bile kalın, kalın geliyor. Evet, kuzular, keçiler. Keçi yavrusu, teke diyorlar galiba. Tekeler. Tamamen doğal bir hayat arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, burada böyle 5-6 tane blok halinde binalar var, tek katlı. Ama hepsi harabe durumda. Kim bilir ne hayatlar görüldü. Ne mahkumlar buralarda cezalarını çekti. Hepsi birer tarih. Ay maşallah, bu dağlara bak ne kadar tatlı. Neresi? Ben İstanbulluyum. İstanbul'da. Hı. Buralarda yaşıyoruz işte 2 yıldır. Burada mı yaşıyorsun? Tabii tabii, merkezdeyiz. Ha, merkezde ha. Sen Yıldırım Bey'i söylüyorsun. O onun oğlu işte. Ha. Bir kız var orada, bir bayan var. Evet, onun bayan mı? Bilmiyorum da. Evet, gördüğünüz gibi ahırlara dönmüş durumda içerileri. Evet. 6-7 tane blokta oluşmuş atıl durumda olan binalar. Evet, drone'umuz yukarıda çekimi yukarıdan gerçekleştiriyor. Biz aşağıdan komut ediyoruz. Kendisi de burada zaten. Oo. Gel bakalım. Hadi bakalım.
Bir daha.